BC Place Stadyumunda Avrupa'daki futbol severleri şaşırtacak bir olay var. O da stadyumun en ortasında tepedeki 4 tribünden de görülebilen büyük ekran. Evet, ilk gördüğümde ben de şaşırmıştım. Avrupa'daki statlarda genelde stadyumun herhangi bir köşesinde bir tane büyük ekran olur ama burada hem ortada hem de dört bir yandan görülebilen ekranlar var. Maç başladı sayın seyirciler. Umarım keyifli bir 90 dakika izleriz. Mbappe. Gol atabilecek mi? Mbappe gol atıyor. Doğru yerde, çok doğru bir tercih. Topu alarda, skoru yaptı. Gerçekten çok iyi vurdu topa. Verdiği paso, topun havada süzülüşü cidden muazzamdı. Bu plase de ona yakışırdı zaten. Valverde. Ronaldo. Ve gol! Önceki golün hemen ardından bir gol daha. Klas bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Hakikaten birinci sınıf bir bitiricilik. Bu vuruşu ondan başkası yapamazdı. Ve fark 2'ye çıkıyor. 2-0. Gol şansı var. Ve gol, ve gol. Gol. Kendisinin ikinci golü. Burak, çok iyi organize edilen bir atakla golü buldular. Herkes tam zamanında olması gereken yerdeydi. Bu golle beraber fark 3. 3-0 oldu. Bir anda geçti rakibini. Önünde kimse yok. Kaleci topa geçit vermiyor. Çok güzel uzandı. Tehlikeli bir köşe vuruşu olabilir. Topu çizgiden çevirdi. Bir an gol oldu sandım. Murat, ben de öyle sandım bir an ama savunmadan kaleye tam zamanında destek geldi. Gol böyle gerçekleşti. Tekrar izliyoruz. Golü tekrar izliyoruz. Harika bir orta, harika bir vuruş. Bu golle fark iyice açılıyor. 4-0 oldu. Karim Benzema. Gaston. Milner. Süratle ilerliyor. Güzel bir pas. Vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde kalenin yanından avuta çıktı. Taraftar sessizleşti. Şimdi şöyle bir durum var Murat. Taraftar dediğin tabii kendi evlerinde çok daha iyi, baskın oldukları bir maç izlemek istiyor. Bunun için geliyor. Ama karşılarında böyle bir futbol bulduklarında... Şutunu atıyor. Kaleci dokundu, top direkte. Kaç kullanılacak? Kylian Mbappe. Top oyuncudan sekti, korner. Luka Modric uzaklaştırdı topu. Bir köşe vuruşu daha. Kaleci yumruk. Hakem serbest vuruş veriyor. Altına çok güzel girdi. Ferland Mendy. Vinicius. Şimdi müdahalesiyle topu aldı. Ronaldo. Boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Şut. Muhteşem bir fırsat geri tepti. Gole çok yaklaşmışlardı. Bu hatayı iyi bir şekilde değerlendiremediler. Gol olmalıydı. Vinicius. James Milner. Mbappe. Şimdi gol şansı.
Kendi adına 3. golü kaydetme şansını kaçırdı. Hat-trick geliyordu az kalsın ama olmadı. Maçın geri kalanında bir daha bu fırsatı yakalayabilecek mi acaba? Kafa topuna iyi çıktı ve topu kazandırdı. Kaleci şutu çıkarıyor. Güzel bir pas. Gol atabilecek mi? Ve gol! Topu alanda buluşuyor. Artık avantaj tamamen onlarda. Farkı daha fazla arttırabilirler mi? Bir şey söylemek zor. Oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdiler. Hem skor olarak hem de oyun olarak rakiplerinden en az birkaç gömlek üstün olduklarını gösterdiler. Mbappe. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Ve top dışarıda. İnanılmaz bir pozisyon kaçıyor. Ben de inanamadım Murat. Bu kadar net bir fırsatı kaçırmasını beklemiyordum. Mbappe. Çok önemli bir şut denemesi. Ooo, kaleyi tutmadı. Arkadaşına kafayla indiriyor. Gol gelebilir. Ve gol, ve gol. Hat-trick. Adeta bir gol makinesine dönüştü. Hat-trick yapıyor. Tutabilene aşk olsun. Bugün rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Ne yaparlarsa yapsınlar, onu durduramıyorlar. Bir kez daha santra yapacaklar. Skor 6-0 oldu. İkinci yarıya başlıyoruz sevgili seyirciler. Bakalım ilk yarıdaki üstünlük ikinci yarıda da devam edecek. Uribe. Kylian Mbappe. Süratle ilerliyor. Harika bir kurtarış. Arkadaşlarına baktı. Tehlikeyi önlüyor. Korner. Kaleci yumruklayarak çıkarıyor. Bir orta. Kaleci topa hakim oldu. Taç atışıyla oyuna sokulacak. Mateusz Uribe. Arda Turan. Bir anda geçti rakibini. Önünde kimse yok. Şutunu çekti. İnanılmaz bir pozisyon sevgili seyirciler. Hızlı çıktılar. Kaleye kadar geldiler. Ama topu ağlarla buluşturamadılar. Çok önemli bir pozisyondu. Bir daha böyle bir pozisyon yakalayamayabilirler. Ronaldo. Lucas Vazquez golleri sıraladı. Üçüncü golünü de attı. Hat-trick yaptı. Benzema. Topu çalmak için hamle yaptı ama top taca çıkıyor. Isco. Ronaldo. Eder Militao. Luka Modric. Kylian Mbappe. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Arka gol şansı. Gol! Top ağlarla buluştu. Kalecileri hiç de iyi bir maç geçirmiyor bugün. Eminim içinden şu son düdük çalsa da kendimi soyunma odasına atsam diyordur Murat. Bazı maçlar böyle olabiliyor. Bu maç özelinde bir takım diğerine göre daha formda görünüyor. Isco. Mbappe. Boşluğu buldu, tek başına gidiyor. Bu nasıl kaçar? Akıl alır gibi değil. Kaçırması şaşırtıcı ama bu kadar farklı kaçıracağını beklemiyordum şahsen. Kafayla güzel kontrol. Mbappe ince golü atabilecek mi? Savunma bir türlü topu uzaklaştıramıyor.
Nacho Fernandez uzaklaştırıyor. Eduardo Camavinga. Vinicius Junior. Mateus Uribe. Savunma uzaklaştırıyor. Maç atışı. Ronaldo. Luka Jovic. Lucas Vazquez. Isco. Modric. Vazquez. 90 dakikanın sona ermesine 7 dakika kaldı. Asensio. Rakibinden kurtuldu. Topla tek başına. Ne bir pozisyonda offside kararı var. Sence doğru mu? İlk bakışta sanki offside değilmiş gibi geldi bana Murat. Ama şimdi yakından izleyince yardımcı hakemin pozisyonu çok iyi süzdüğünü görüyorum. Asensio. Hamlesini yaptı ve topu kaptı. Bugün takımın pas istasyonu. Çok yüksek bir yüzdeyle oynuyor. Çok önemli bir an. Sıyrıldı rakibinden. Vuruşunu yaptı. Kupalarda gol. Klas bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Hakikaten birinci sınıf bir bitiricilik. Bu vuruşu ondan başkası yapamazdı. Maçta taraflardan birini daha etkin bir futbol oynarken görüyoruz. Ve karşılaşma sona eriyor. Bir tane... Won't that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better...